Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Önemli gelişmeler yaşanıyor, o yüzden birkaç son yeni gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz gündemde olan aslında Kürtlerin halay çekmesi ya da Kürtlerin slogan atarak kendilerini ifade edebilmeleri durumu. Şimdi yeni gelişmeler yaşandı. Tabii dün biliyorsunuz birkaç yerde gözaltılar vardı. Sosyal medyada hedef gösterilen trollerin hedef gösterdiği kişiler vardı ve o birçok kişi gözaltına alındı. Kurtalan'da 4 kadın dün tutuklandı. Şimdi yaşları ikisinin 17 yaşında bu genç kızların, bir tanesi 19 yaşında, yine diğeri de 21 yaşında. 4 genç kadın Kurtalan'da, Siirt'te yapılan ev baskınları sonucu ters kelepçelenerek, aynı zamanda plastik kelepçe takılarak apar topar gözaltına almışlardı ve tutuklandılar. O kişiler cezaevine gönderildiler. Derin tabii ki orada değil, tabii ki İstanbul'da da bu akşam yine yeni gelişme yaşandı. İstanbul'un Bağcılar, Esenyurt, Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa ilçelerinde dün ev baskınları yapıldı. Yapılan ev baskınlarda 18 kişi farklı tarihlerde yapılan düğünlerdeki halaylardan kaynaklı örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor 18 kişi. Buradaki işlemlerin ardından tahliye çıkarıldı. Savcılık ifadelerinin ardından 18 kişi örgüt propagandası iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti değerli izleyenler. Yani bu 18 kişiden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 11'i de aynı iddiayla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yani son birkaç gün içerisinde baktığımız zaman bu tutuklanıp cezaevine gönderilenin sayısı 20'yi geçti. Bu aslında Türk Devleti'nin başını açtı bir iş olarak yorumlamak gerekiyor. Evet, Türk Devleti başına büyük bir iş açtı ve sert bir kaya çarptı aslında. Niye? Siz Kürt'ün halayını hiçbir şekilde, hiçbir şart altında, hiçbir baskıyı uygulayarak siz yasaklayamazsınız, engelleyemezsiniz diye Kürtler bunu haykırıyor. Özellikle sosyal medyada büyük bir tepki var. İnsanlar sokaklarda, evlerde, arabalarda, çıktıkları her yerde inat olsun diye halaylar eşliğinde müzik çalarak halay çekiyorlar ve sosyal medya hesaplarında peyderpey inadına da paylaşmaya devam ediyorlar. Şimdi aynı paralelde tabii ki başka bir konu da var. O da Türkiye'de özellikle X üzerinde kullanılan sosyal medya hesapları var. Daha doğrusu bütün sosyal medya hesaplarında halay çeken Kürtler açık bir şekilde eski videolar, yeni videolar fark etmiyor, kesip kırpıp o bölümleri paylaşıyorlar ve hedef haline getiriyorlar. Hedef haline getirdikten sonra da Emniyet Müdürlüğü bir süre sonra bu insanların evlerine baskın yapıyor. Bulabildiklerini de gözaltına alıyor ve tutukluyor, cezaevine gönderiyor. Şimdi buna karşı tabii ki tepkiler de var. Bu tepkilerden bir tanesi de Kürt siyasetçi Leyla Zana'dan geldi. Leyla Zana akşam saatlerinde yaptığı bir paylaşım gündem konusu oldu. Ne dedi Leyla Zana? Leyla Zana, Kürtlerin sınırlarını zorlamayın dedi. Hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul zurna ve sloganlarımızla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız seve seve varız diye bir paylaşım yaptı ve bu paylaşım çok kısa süre içerisinde milyonlarca insan tarafından paylaşıldı, gündem yaratıldı. Tabii değerli izleyenler, sadece bu değil. Yani bu olayların ya da bu linç girişimlerinin, kültürel linç girişimi Kürtlere, bu linç girişimidir aslında aynı zamanda. Bu linç girişiminin neden bu süreçte ortaya atıldığına baktığımız zaman Güney Kürdistan'daki savaşla bağlantı kurmak mümkündür. Güney Kürdistan'da çok ciddi şekilde bir saldırı hazırlığı var. Yoğun bir ikmal, yoğun bir üs yapma, yoğun bir saldırı pozisyonuna girmiş durumda Türkiye. Bütün bu saldırıları şeyde bırakmak, gölgede bırakmak ya da bu savaşın getirilerini, götürülerini halktan gizlemek için bu bir tabi bir şeydir. Kürtler içerisinde bir savaş psikolojisi mücadelesi veriyor. Kürtlere bir baskı aynı zamanda. Yani Kürtlerin bu savaşı görmemesi, Türklerin bu savaşı görmemesi ve bu Güney Kürdistan'da gelişen olaylardan kimsenin haberdar olmaması açısından böyle sünni gündemler de yaratılıyor. Bu da sebep olabilir. Yine biliyorsunuz iki hafta önce Suriyelilere karşı, Araplara karşı bir şey geliştirmişti, bir linç kampanyası. Birçok ev yakılmıştı, iş yeri yakılmıştı. Tabii ki bunu direkt Kürtlere karşı yapamıyorlar ama ne yapıyorlar? Örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle halay çeken, düğünlerinde, gecelerinde halay çeken Kürtlere karşı bir linç kampanyası başladı da aynı paralelde ve Türkiye gündemi şu anda iki gündür bununla meşgul durumda. Diğer şeyleri unutturma adına. Şimdi bu öyle hafife alınacak bir durum değil. Fiziki olarak saldırmak ile şu anda yaşanan şekilde sosyal medyada saldırıp hedef gösterip tutuklamak, gözaltına almak arasında hiçbir fark göremiyoruz.
ve Kürtlerin bu konuda şeyi nedir? Mesela Sırrı Sakık da dün açıklama yapmıştı. DEM Partili yetkililer, yine siyasiler, sivil toplum örgütleri, bu konuda herkesin bir tepkisi var, herkesin bir çağrısı var. Herkes diyor, bütün Kürtler diyor. Yani hangi partide, hangi düşüncede olması önemli değil. O tutuklanıp gözaltına alınan insanların tamamı DEM Partili de olmayabilir. Yani slogan atan ya da halay çeken herkes DEM Partili değil. Dolayısıyla bir korucu düğününde de halay çekiliyor. Yarın öbür gün onlar da tutuklanabilir, onlar da gözaltına alınabilir. Bu topyekun aslında biraz da Kürt kültürüne yönelik yapılan bir saldırı olarak değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki Kürdistan'daki gelişmelere tekrar baktığımız zaman DEM Parti ve HDP heyeti birkaç gündür Güney Kürdistan'da Kürtler arasındaki diyalogu ya da Kürt oradaki atmosferi yerinde incelemek üzere oradaki savaş durumunu, oradaki partilerle görüşmek, Türkiye'nin saldırılarını gündeme getirmek, yine tecrit meselesini gündeme getirmek için bölgedeler. Fakat son paylaşılan bilgilere göre KDP şu ana kadar da DEM Parti'ye herhangi bir şey randevu vermemiş, talep edilmiş. Biraz bu sabah saatlerinde Nevruz Uysal DEM Parti milletvekili bir açıklama yaptı. Bütün partilere başvurduklarını ve şu ana kadar da bir olumlu cevap KDP'den almadıklarını, Süleymaniye gideceğiz dediler. Birkaç gün orada kaldıktan sonra yine Hevler'e gelip Hevler'de KDP ile görüşme olabilir mi? O önümüzdeki günlerde Hevler'deki netleşecek. Şimdi tabii ki başka bir iddia da var, başka söylemler var. Bu da yine gazeteci Beritan Zavros'un bugün ciddi bir iddiası vardı. Türk Devleti'nin asıl amacının orayı tamamen Güney Kürdistan'ı ilhak etmek olduğunu ve aslında Kürdistan bölgesini Türkiye'ye tamamen bağlama niyetinde olduklarını ve KDP'nin de bilerek ve isteyerek bu planın bir parçası haline geldiğini, bunu isteyerek yaptığını, 90'lı yıllarda başlayan o kapsamlı saldırıdan sonra 2021 yılında Türkiye Güney Kürdistan'a ikinci bir yeni saldırı dalgası başlatmış ve o halen de devam ediyor. Tabii ki bunun sonuçları oldukça önemlidir. Yani KDP bu riski göze alabilir mi? Gerçekten Güney Kürdistan Türkiye'ye bağlanır mı? O fiiliyatta bağlanmış gibi görünüyor. Neden? Amedya ve çevresinde, Brados bölgesinde yüzlerce yeni üs kurulduğu bilgisi geliyor, görüntüler geliyor. Yine Türk Devleti'nin kontrol noktaları oluşturduğuna dair bilgiler geliyor. Bunlar oldukça önemli. Yani başka bir ülkenin topraklarına gidiyorsunuz ve orada kimlik kontrolü yapıyorsunuz. Hatta dün Rojnevs'te bir açıklama yapmış bir peşmerge komutanı, Türk askerlerinin kontrol noktalarında peşmergeleri de aradığını, zaman zaman peşmergeleri de köye sokmadığını ve birçok köyü de boşaltıldığına yönelik bilgiler paylaşılıyor sürekli. Yani orada bir ilhak durumu söz konusu. Gelen bilgiler, gelen görüntülere baktığımız zaman da KDP'nin özellikle Türk Devleti'nin bu işgaline göz yumduğunu, bunun bir ilhaka doğru gittiğine yönelik herkesin de görüşü var. Akşam biraz daha detaylı bir şekilde günün gelişmelerini de toparlayarak yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.